seyret, tekrarı yok bunun. İşimiz muhabbet, efkarı yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola, tutmasını biliriz de kimi yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola, tutmasını biliriz de kimi yok bunun. Olacak, olacak, olacak o kadar. 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 İyi akşamlar sayın seyirciler. Pardon biz. Ay şimdi bu da ne diyeceksiniz? Bu benim köpeğim Mahmure. Bilseniz bu köpeklik yüzünden başıma neler geldi. Kayınvalidemle kedi köpek gibi birbirimizi yedik. Ev resmen gerilla kampına döndü. Neymiş efendim? Evde hayvan beslenirmiymiş. Yok evi kirletiyormuş da, yok onun sardığı dolmaları yiyormuşmuş da, yok efendim pirelenirmişiz de. Kadının pirelenmediği şey mi var Allah aşkına? Hem aynı dolmalar daha Rıfkı da yiyor anacığım. Ben ona kızıyor muyum ama? Ben kadının ismini yaşatmak için köpeğime onun adını vereyim, o da bana yapmadığını bırakmasın. Ay bizim köpek sorunumuz, Neşe'nin köpek sorununu geçti vallaha. Küçücük hayvanın koskoca kayınvalideye ne zararı olabilir ki? Vazo kırdıysa kırdı, zaten o eski bir vazoydu. 100 yıllık vazodan ne hayır gelir anacığım. Benim köpeğimden kıymetli mi yani? Son olarak da onun ayakkabılarını yedim. O da bizi dışarı attı. Ay ne yapalım anacığım, ne olmuş? 2 numara küçüldü ayakkabıları, ne çıkar ki sanki? Bakalım Mahmure büyüdüğünde bana böyle yapabilecek misin kayınvalideciğim? Neyse, hadi siz programı seyredin anacığım. Hop hop hop, dur bakalım, dur bakalım, yasak. Önce bir arama yapalım. Tamam, şimdi sorabilirsin. Senin baban önemli biri galiba. Yo, babam memur. Önemli bir memur herhalde. Yo, önemsiz bir memur. Ama nasıl olur, bak korumalarla gidiyorsun okula. Vallahi babam 6 aylık maaşını okul kıyafetlerine yatırınca çığınır mığınır diye koruma tutmak zorunda kaldı. Onlar benim okul kıyafetlerimi koruyorlar. İzninizle. Tamam hadi çocuğu hazırladıysan çıkalım biz. Dur çocuğun dişini yaptırıyorum. Hadi, tut biraz. Çabuk. Dur bak dünden dolma yapmıştım, onları hazırladım. Orada acıkırsanız yersiniz. Sen dolmayı boş ver. Sen kolundaki bilezikleri çıkar, asıl onlar lazım olabilir. Ay Recai, onları düğünde İffet halam taktıydı. Almasan olmaz mı? Uzat kolunu. Okulda bize lazım olabilir onlar. Peki Recai, gecenin bu saatinde gitmeniz şart mı? Şart tabii. Belki de izdihamdan giremeyebiliriz içeri. Hadi anne, ağzını aldık. Hakkını helal et. Hadi, hadi. Hadi güle güle, yolunuz açık olsun. Allah'ım, inşallah okula girer oğlum. İşte oğlum geldik. Şurada bir kenarda uyuyoruz. Yarın sabahleyin de işimizi hallederiz. Şişt. Okula kaydettireceğim de çocuğu. Biz ne edeceğiz? Tamam bacı, tamam. Gel oğlum, gel. Çok eski değil, yakın zamana kadar okumayan çocuk adam olamaz derdi büyüklerimiz. Şimdilerde bu sözün yerini adam olmayan okuyamaz aldı. Gerçekten de çocukları okutabilmek artık herkesin harcı değil. Bakın görün, geleceğimizin güvencesi gençlerimiz, gençlerimizin güvencesi velilerimiz ne durumda? Oh. Himmet Efendi bugün işler iyi. Bahçe full. Sen ne diyorsun beyim? Merdivenler, koridorlarda mı koyuyorsun? Allah. Hadi hepsini tek tek içeri. Baş üstüne. Hadi. Sıraya gel, sıraya gel. Ay kardeş sorma. Sabahtan beri dolanıyorum. Bağışları ucuz olan bir tek okula rastlamadım. Vallahi ayaklarıma kara sular indi. Biz de nereye gitsek kontenjan doldu dediler. Allah'tan bizim beyin tanıdıkları var da onlar bizi buraya gönderdi. İnşallah burada da bir aksilik çıkmaz. Ceket isteyen var mı? Ceket isteyen var mı? Allah aşkına ceket isteyen var mı? Şu üzerinde görmüş olduğunuz ceket Halit Keten olup kış aylarının vazgeçilmez bir aksesuarıdır. Ceket isteyen var mı? Hanımefendi ceket ister misiniz?
Siz de bağış parasını pek denkleştiremediniz galiba. Biraz öyle oldu evet. Kusura bakmayın, bizim cekete ihtiyacımız yok. Peki başka cekete ihtiyacı olan ceket var. Halis keten ceket var. Ceket isteyen var mı? Çuş be! Çocuk esirgeme kurumu lan burası. Ne edeceğim lan bu kadar bebeğe? Kaydettireceğim. Onlar benim gibi olmayacak. Okuyup adam olacak. Bacım sen bu odaya giremezsin. Niye? Bu oda çocuklarını kaydettirmeye hak kazananların odası. Ben de kaydettireceğim. Sen şimdi git önce gereken yerlere gereken bağışları yap öyle gel. Nereye gideceğim? Sen şimdi önce beden eğitim hocasına git. Bir eşofman parası yatır hemen gel. Tamam hadi yürüyün lan yürüyün. Keten gömlek vardı. Arzu eder miydiniz Halis Keten? Aa! Hay Allah keten gömlek arzu eden var mıydı? Hadi bakalım, mühim bir şey yok. Kedi şeyini görmüş, yara zannetmiş. Hadi. Üzülme baba, iyi bir iş yaptık. Evet oğlum, belki de bu sayede bir başka insanın hayatı kurtulabilir. Ne oldu beyefendi, içeride bir hadise mi çıktı? Yok hanımefendi, hiçbir şey yok. Okula bağış yapmadan çocuğun kaydını yapmıyorlar da. Benim de bağışlayacak param olmadığından okula bir böbreğimi bağışladım. Hadi çocuk. Tamam, tamam, hadi çok konuşma, hadi. Sen yatırdın mı bağışı? Evet, evet. Geç bakalım içeri. Geç çocuğum, geç. Tamam, siz de bağışınızı yapın, sizi de alacağım şimdi. Hadi bakayım. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk demekle kayıt işlemlerini başlatmış oldunuz. Çocuğum otur bakalım böyle, annem bana biraz lazım. Evet, ev hanımsınız. Evet. Çocuğunuzu bir okula kaydettirmek en büyük arzunuz. Böylece çocuğunuzun okuyup büyük adam olduğunu görmek istiyorsunuz. Evet. Peki gereken bağışları gereken yerlere yaptınız mı? Biz bağışımızı yaptık. Kayıt yaptırabilir miyiz çocuğum? Aferin, geç içeri, geç. Tamam. Ama gazeteler kayıtların bedava yapılacağını yazmıştı. Ama böyle bir şey yok. Hayır. Bak, na. İşte gazete burada, na bu gazete. Na. İşte Sayın Bakan da burada. Sayın Bakan, na. Şu kadına durumu bir arz edin. Sözlerim yanlış anlaşılmış. Bağışlayın. Gördün mü? Bağışlayın diyor. Onun için... Bağışlamanız lazım. Hemen koşun okula aile birliğine bir küçük bağış yapın. Ondan sonra yolda Adem'e minnacık bir bağış yapın. Gelin benim orta karar bağışımı yapın. Ondan sonra çocuğunuz okumaya hak kazansın. Bu bağışlar çok fazla değil. Şunları takside bağlayamaz mıyız? Tamam olur. Peşinatsız kampanyalarımız da var. Olur mu hanımefendi? Böyle şey olur mu? Ha, olur mu? Çocuğunuza verdiğiniz değeri gösteriyorsunuz. Olur mu? Böyle şey olur mu? Şey, affedersiniz. Oğlum sen beni burada dersin geliyorsun. Seni Adem'e mi yollar? Evet Adem'e yollar. Tamam gel şuraya otur bakayım. Tamam. He. Evet hanım, sen de çocuğunu tut kolundan, gerekli yatırımları yap bakalım. Hanım hadi çok konuşma, git gerekli bağışları yap, ondan sonra gel. Hadi bakalım, burada bizi boş yere meşgul etme, hadi. Evet, şimdi gereken bağışı yaptığınızı umarım. Evet efendim, karımdan aldığım için bilezikleri bağışladım. Şimdi çocuğu halledersiniz artık. Halledeceğim, yani bir ufak, ufak ufak bir bağış daha kaldı, küçük bir bağış. Vallahi beyefendi hiçbir şeyim kalmadı, yalnız... Karım yersiz diyelerdi dolmaları bağışlayabilirim. Ne dolması bu bakayım? Yalancı dolma, zeytinyağlı. Ya bir ufak bağış daha isterim, ben isterim. Yok beyefendi hiçbir şeyim kalmadı. Konuşma, vardır. Vallahi bilen bir şeyim kalmadı beyefendi. Vardır yalancı seni. Vardır seni yalancı seni. Eşofmanların parasını yatırdım, kaydettirmeye hak kazandık mı? Servis parasını bağış yatırdın mı? Aa! O zaman git servis parasını yatır, öyle git. Tamam. Yürüyün lan, affedersiniz, rahatsız ettim galiba. Yok, zarar yok. Ben de beyefendiden son bağışları topluyorum. Ben de bağışları hallettim de onun için geldim. Bağışı illa para olarak mı ödemek zorundayız? Yoksa okul aile birliğine dantel falan ödebilir miyiz? Onu sormak istiyordum. Tabii, olabilir. Tuvaletleri de siz yaptırın, helalara da sizin isminizi koyalım. Elimizden geleni yaparız, ne yapalım? Patron, fabrikatör Niyazi Bey bebesiyle beraber geldi. Değil mi? Hemen geliyorum, dur. Koş. Hoş geldiniz beyefendi. Şeref verdiniz efendim. Çocuğu okula kaydettirmek için mi gelmiştiniz? Efendim? Hayır. Ben onu koleje yazdıracağım. Değerini daha iyi anlasın istedim. Diğer çocukların ne durumda olduğunu görmesini arzu ettim. Bak, gördün mü çocuğu? Evet baba. İyi, gördünse gidelim o halde. Ay kız ne diye geldik okulun önüne? Sen ne diyorsun anam? Artık bütün para bunlarda. Bir müdürle müdür yardımcısı tavlasak bütün hayatımız kurtulur vallahi. Kız sen ne akıllısın? Hayat bunda bin yaşa emin. Koş vatandaş koş! Hakiki keten pantolon!
bir pantolon kaldı. Kayıt parasına, maaş parasına, keten pantolonu alana bir de tabak veriyorum. Koş vatandaş, pantolonu alana bir de fanila veriyorum. Bak Saf Bey, şuradaki kayıt çocuk parasına, tam kaportacı Arif'e göre. Şuradakini de tornacı Adem'e gözümü kestirdim. Zaten şimdi bunlara kayıt yaptıramayıp iş arayacaklar. Bir iki çırak kaparız. Usta, şu benim oğlanlardan birini işe alın mı? Şunu alırım. Haftada 150 veririm. Sağ ol. Gördün mü Ahmet? Kısmet sanaymış. Seni okula koyabilmek için bütün kardeşlerini işe soktum. Hiç olmazsa sen oku da içimizden biri adam olsun. Sorma kardeş. Çocuğu okula kayıt ettiler ama dersleri ayakta dinleyeceğine dair kağıt imzalattılar. Sen iyisin ayol. Bizimkine tek ayak üstünde pencere pervazında dersleri dinleyecek diye kağıt imzalattılar. Ya. Şey affedersiniz, bütün bu insanlar çocuklarını okula kayıt ettirmek için mi hep bu kadar uğraşıyorlar? Ay siz de mi kayıt yaptıracaksınız? Biz yeni evliyiz. Daha çocuğumuz yok. Çocuk yapmakla yapmamak arasında karar vermek için bir araştırma yapıyoruz. Vallahi ne yapacağımızı şaşırdık kaldık. Gördünüz işte, insanlar çocuklarını okutmak için ne zahmetlere katlanıyorlar. Hayır, buna hakkımız yok. Geleceğimizin güvencesi gençlerimizin geleceğini böyle hazırlamamalıyız. Okumayacağız! İyi günler. İyi günler. Çocuğunuz okula gitmiyor galiba. Gidiyor, biz de zaten okula gidiyorduk. Üniforma giymemiş. İlahi, sizin okula giden çocuğunuz yok galiba. Evet, yok. Belli zaten, olsaydı böyle bir soru sormazdınız. Bakın kardeşim, her hükümet değiştiğinde önlüklerin rengi de değişiyor. Bir bakıyorsunuz siyah, bir bakıyorsunuz mavi, bir bakıyorsunuz eflatun olmuş. Biz de ne yaptık? Gittik, paramıza kıydık, her renkten bir önlük yaptırdık. Şimdi gidiyoruz okulun önüne, o günün şartlarına göre hangi önlük giyiliyorsa o renk önlüğü giydiriyoruz. Hadi kardeşim, hadi dikilip durma tepemde. Alamam bu çocuğu bu okula. Nereye alacağız bu çocuğu ya, Allah Allah ya. Söylenip durma, duyuruyor burada. Tamam. Sanki mecburuz herkesin çocuğunu buraya almaya. Kapıyı dışarıdan kapa. Çok sinirli, çok sinirli. O kadar sinirli ki aman. Gir. Müdür bey, tamamdır. Kayıt için istemiş olduğunuz 2 adet ikametgah senedi, çocuğun noterden tasdikli 3 adet nüfus hüviyet sureti, önden arkadan ve yandan çekilmiş 24 adet vesikalık resmi, çocuğun bize ait olduğuna dair 2 nüsa halinde doğum belgesi, hastaneden sağlıklı olduğuna dair aldığımız 7 nüsa sağlık belgesi, çalıştığım iş yerinden aldığım sigorta bildirimi, kocamın memur olduğuna dair belge, Temmuz-Ağustos aylarının vergi iade formuyla birlikte rahmetli kayınpederimin öldüğüne dair ölüm belgesini de hazırladık efendim. Şimdi bizim çocuk nüfus dairesinde babasıyla benim bir suretlerimizi almak için sırada bekliyor. Tamam. Nerede bakalım bu saydığınız evraklar? Kardeş, gelir misin? Şu koltuğun üstüne dökebilir miyiz? Döksün bakalım. Tamam mıymış? Sağ ol kardeş, Allah razı olsun. Sağ ol abla. Bu okullarda olmasa biz aç kalırız. Bakalım evraklar tamam mı? Müdür Bey, artık çocuğu okula kaydedebilirsiniz. Bütün evraklarınız tamam. Maalesef. Olmaz. Niye? Savcılıktan alınması gereken temiz kağıdını almamışsınız. Nasıl olur müdür bey? 7 yaşında çocuğun savcılıktan temiz kağıdı alınır mı? Sırf temiz kağıdı olsa gereği ya hanımefendi. Kayıt ücreti var. Temizlik giderleri var. Servis giderleri var. Okul aile birliği giderleri var. Okula ayak bastı giderleri var. Ayrıca formasını ve eşofmanını okulumuzdan alacaksınız. Bunlar toplam 14 milyon filan tutuyor. İsterseniz taksit yapabiliriz. Biliyorsunuz, veli nimetimizdir. Ama bizim durumumuz pek iyi değil. Ya taksidi ödeyemezsek? Haciz gelir. Çocuğunuzun formasına haciz gelir. Eşofmanına haciz gelir. Hatta çocuğunuzun kafasındaki bilgilere dahi haciz gelir. Siz şu ihal kağıdını halledin, gerisi kolay. Gene mi sen? Bana bak, parayı getirmediysen boş yere uğraştırma beni. Getirdim efendim. Vallahi getirdim. İyi. Gel canım. Kapıyı kapat. Anne yoruldum artık. Sık dişini yavrum, az kaldı. Savcılıktan temiz kağıdını da aldıktan sonra okuyup adam olman için hiçbir engel kalmayacak.
kağıdı nereden alacağız? Bilmem ki. Ben de onun için geldim. Memur bey, affedersiniz. Temiz kağıdını nereden alacağız? Kim için? Çocuk için. Ne yaptı çocuk? Bir şey yapmadı, okul için. Ha, şuradan alacaksınız. Sizin işiniz pazartesiye kalır. Ya uzatmayın işte, tamam, pazartesi pazartesi. Ne bakınıyorsun, sen de istemiştin hanım. Çocuğa okuldan temiz kağıdı istediler de onu almaya geldim. Ya gürültü etmeyin işte, pazartesi diyoruz, pazartesi gel. Hadi boşaltın burayı, tamam. Tamam, hadi geçin, hadi. Evet hanım, çocuğun ismi neydi? Fatma Cam. Fatma, Fatma. Canım sizinki değil, çocuğunkini sordum. Müşit Cam. Kısaca MC yazıyorum. Geçin şöyle oturun bakın. Bir sandalye ver. Geç öyle hanım, geç. Evet. Peki MC'yi, yani Müfit Cam'ı niçin okula yolluyorsunuz? Okusun adam olsun diye. Biraz yaramaz da belki okula gidince ustanır. Yaramaz. Yaramazlık. Çocuğunuzun ne gibi yaramazlıkları var? Efendim? Yaramazlık yapıyormuş ya, yani yaramazlık olarak ne yapıyor diyorum. Ne yapsın işte. Oynarken kırıyor, deviriyor. Kırıp deviriyor. Devirmeye meyilli. Başka ne yapıyor? Duvarlara resimler falan yapıyor. Duvarlara resimler falan yapıyor. Vay! Evet. Şurayı imzalayıp gidebilirsiniz. Şurayı. Evet. Orayı imzaladıktan sonra gidebilirsiniz. Sağ ol. Teşekkürler. Bir dakika, bir dakika. Ben size gidebilirsiniz demiştim. Çocuk burada kalacak. Niye? Ona birkaç soru soracağız. Bizim misafirimiz olacak. Merak etmeyin, iyi bakarız. Ben burada mı kalacağım anne? Gel! Müdür bey, iyi günler. Beni hatırladınız mı? 12 yıl evvel annemle birlikte bu okula kaydımı yaptırmak için gelmiştik. Daha doğrusu annem gelmişti. Siz de temiz kağıdı istemiştiniz. Müfit Cam efendim. Hatırladınız değil mi? Ha, hatırladım seni. Savcılıktan temiz kağıdı istemiştim. Bir gittiniz, bir daha gelmediniz. 12 yılım gitti ama olsun. Savcılıkla olan işimi hallettim. Bütün evraklarım tamam. Artık ilkokula başlamak istiyorum. Beni kaydeder misiniz? Edemem çocuğum. Niyeymiş o? Askerlikle ilişkin olmadığına dair bir kağıt getir, ondan sonra kaydını yapalım. Hadi bakalım dışarı. Kapıyı da dışarıdan kapayıver. Buraya koymak değildir. Orada bir zülfiyare dokunduk. Tam yerine rast geldi, manzara koyduk. Orada bir zülfiyare dokunduk. Tam yerine rast geldi, manzara koyduk. Olacak, olacak, olacak o kadar. 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 İyi akşamlar. İyi akşamlar. Olacak o kadar televizyonu haber merkezinin hazırladığı haberleri sunuyoruz. Önce özetler. Bedava giyecek uygulaması başlatıldı. Yeni bir Amerikan müdahalesi önlendi. Banka soygunlarında reform. Enflasyon yaşamın her yönünü etkilemeye devam ediyor. Şimdi haberler. Devlet dairelerine müfettişlerce yapılan baskınlarda birçok yolsuzluk ortaya çıkarıldı. Yolsuzluk yapanlara aman verilmeyeceğini belirten yetkililer, bu tür baskınların bundan böyle de süreceğini bildirdiler. Şey müdür bey, bir şey sorabilir miyim? Evet. Şu içeride soruşturma yapan müfettişler durup dururken gelmediler herhalde, değil mi? Durup dururken niye gelsinler efendim? Mutlaka bir ispiyonculuk yaptı. Bakanlığa şikayet gitti ki müfettişler geldi. Yani resmen aramızda bir hain var. Kesinlikle beni çekemeyen biridir. Biliyorsunuz geçen seneki bilgisayar alımında ihaleyi kazanan şirketin bana bir villa aldığı söylentileri çıkmıştı.
Adamlar ihaleyi kazanmanın sevinciyle bana küçük bir hediye verdiler. Bu da milletin gözüne battı. O villa 3 milyardı değil mi? Canım koskoca bir müdüre bir kalem hediye edecek değildi ya. Yok müdür beyciğim, bu sizin hakkınızdı zaten. Buna kimse bir şey diyemez. Bu olsa olsa benim düşmanlarımın işidir. Siz ne yaptınız ki Necdet Bey? Ya hani şu geçen yıl yapılan Amerika seyahati vardı ya, heyeti ben düzenlemiştim. Hmm, hatırladım. Hani şu bilimsel inceleme gezisi. Canım işte inceleme gezisinden ne olacak diye heyet hep bizim akrabalardan oluşturmuştum. Ne yapayım? Baldız hep merak ederdi Amerika'yı. Kızcağıza bir kıyak olsun demiştim, milletin gözüne baktı. Ya keşke önceden bize söyleseydin. Sayenizde bizim işler de ters oldu kardeşim. Canım senin ne korkun olabilir? Ya biliyorsunuz işte, bakanlığa adam alındığında avanta aldığıma dair laflar edildiydi geçen gün. Madem Baldız Hanım Amerika'ya gidecekti, kardeşim ben hallederdim bu işi. Ben de pul paralarından gönderirdim. Ne olacak şimdi? Bak işte her şey bitti. Müdür bey, bunların hepsini ortaya çıkarırlar mı sizce? Vallahi hepsini bilmem ama en az bir yolsuzluğu meydana çıkarmak zorundalar. Onlar da nihayet bu işten ekmek yiyorlar. Keşke önceden görseydik birazcık. Canım böyle zart diye geleceğini nereden bileceksiniz? Bakan beyi arasanız da şu ünlü gezisinin masraflarını nereye ödettiğini bildiğimizi ima etseniz bir yararı olmaz mı acaba? Canım aradım zaten ama bir yararı olur mu bilmiyorum. Göreceğiz. Desenize kurtuluş yok artık. Ben masamı toplamaya başlayayım bari. Ama biz de çok ileri gitmişiz canım. Bu kadar hızlı iş yapmanın alemi yoktu. En azından bir sıraya koyabilirdik. Artık geçmiş olsun Necla Hanım, bitti. Ben de toplansam iyi olur. Şşt, geliyorlar. Beyler, yaptığımız araştırmanın sonuçlarını açıklıyorum. Yapılan incelemede bu dairede bir yolsuzluk yapıldığı tespit edilmiştir. Şimdi bu yolsuzluğu açıklıyorum. Çayların içine karbonat koyarak renk almasını sağlayan, bu yolla çay paralarından zimmetine geçen yıl boyunca 21.600 lira geçiren çaycı Rıza'nın işine son verilmiş ve hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Teşekkürler. Buyurun. Vay namussuz va. Yere bakan yürek yakan abi. Ben tahmin etmiştim zaten. Geçenlerde yemekte patlıcanı beğenmeyip lahmacun aldıydı. Çayların tadından belliydi zaten. Evet beyler. Böylece görüldü ki yapılan kimsenin yanına kalmaz. Er geç adalet tecelli eder ve suçlunun yakasına yapışır. Bunun herkesin kulağına küpe olmasını ümit ediyorum. Hadi şimdi herkes işinin başına. Evet evet. Çalışmak lazım. Tabii devlet bizden hizmet bekliyor. İstanbul'un bazı semtlerinde uygulamaya konulan bedava süt ve yiyecek dağıtımından sonra dün de Kasımpaşa semtinde bedava giyecek uygulaması başlatıldı. Konuyu sizin için yerinde inceledik. İyi günler sayın seyirciler. Şu anda kameralarımız giyecek uygulamasının başlatıldığı Kasımpaşa semtinde ve yanımızda bir semt sakini var. İyi günler beyefendi. Siz bize bu konudan biraz söz eder misiniz? Söz ederim. Açıklarım, her şeyi konuşurum. Semt belediyesi neden böyle bir uygulamaya gitti? Semt Belediyesi'nin bir yere gittiği yok. Esasında bu uygulamayı biz gerçekleştirdik ve mahallemizi bu uygulamanın pilot bölgesi olarak saptadık, seçtik. Enteresan. Neden böyle bir yola başvurdunuz? Efendim şimdi memlekette devam etmekte olan enflasyon biz mahalle sakinlerini de sinirli mahalle sakinleri haline getirdi tabii. Bu durumda üstte yok, beşte yok. Sıkıntıdan, içimizin sıkıntısından. Evet. Ondan sonra büyüklerimizden gördüğümüz bu yöntemi uygulamaya meriyet ettik. Peki bu nasıl bir uygulama? Yani nasıl uygulanıyor? Ben size şimdi izah edeyim. Şöyle uygulanıyor. Bu uygulama değil. Bu uygulama değil. Soygunculuk. Beyefendi kendinize gelin beyefendi. Karılan ceketi çıkar adamın kapısı. Ne? Kameramanın ceketi de kıyaka. Karılan ceketi çıkar adamın kapısı. Günümüz koşullarına ayak uyduramayan sistemler değişiyor. Soyguncularımız da klasik yöntemlerini bir kenara bırakıp yeni ve çağdaş yöntem arayışına girdiler. Alo, bir dakika beyefendi. Fatma Hanım, Suadiye'den çelikler anonimin provizyonunu alabildiniz mi? Hesapları müsait değilmiş müdür bey ama merak etmeyin, eski müşterimizle öden sonra yatırırlar. Mehmet Bey, hesaplıyorlar. Siz bir çay alın isterseniz. Tamam, bekliyoruz. Bu bir soygundur. Bu bir soygundur! Kimse kıpırdamasın, bu bir soygundur. Ellerimizi kaldıralım mı? Hoş geldiniz. Ne? Ellerimizi diyorum, kaldıralım mı, yerinde mi dursun? Kaldırın. Soyguncu bey, biz de kaldıralım mı? Siz de kaldırın. Bir çay alır mısınız? Taze mi? Tabii tabii, şimdi demlendi. Alayım o zaman. Mustafa beyefendiye bir çay ver lütfen. Daha ne kadar bekleyeceğim burada? Klavyeye neyle basacağım hanımefendi? Görüyorsunuz ellerim havada.
Soyguncu Bey'e eğer müsaade ederseniz benim havaleyi yapsınlar da ondan sonra kaldırsınlar ellerini havaya. İşim çok acele vallahi. Benim de işim acele hanımefendi. Çocuk okutuyoruz. Daha oğlumun okuluna para yatıracağım. Ben sizin işiniz acele değil demiyorum ama ellerini havaya kaldırtmadan da gördürebilirsiniz işinizi. Aa, o zaman hiç olmaz. Ben soygun havasına giremem vallahi. Ay ben bayılıyorum galiba. Aa, sana ne oluyor canım? Her seferinde sen bayılıyorsun. Bu sefer de ben bayılacağım. İkinci. Hayda. O ne demek ya? Yani ikinci ben bayılacağım. Aa, iyi vallahi. Böyle herkes bayılırsa benim havaleyi kim yapacak? Merak etmeyin. Ben nöbetçiyim bu soygunda. Ben bayılmayacağım. Soyguncu Bey, buradan otobüs geçmez. Hoppala. Bu ne demek peki? Ay ne bekliyorsunuz canım? Soyacaksanız soyun artık. Ya baksana kardeşim lak 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 bana sıra mı geliyor? Oo, burada bize sıra gelsin diye beklersek yandık. Beyefendi iğneleyip durmayın. Ellerim havada olmasaydı çoktan bitirmiştim işini. Hadi indir şunların ellerini de ne yapacaklar bakalım. Hadi. Hadi indirin ellerinizi bakalım. Soyguncu Bey biz de indirelim mi? Tamam siz de indirin. Siz amatörsünüz galiba. Size söylüyorum. Yok canım, onu da nereden çıkartıyorsunuz? Baksana, daha önce soygun yaptığına dair bir belge falan var mı elinde? Vallahi bir iki kere gazetelerde büyük soygun diye şöyle alt köşede resmimle beraber çıkmıştı. Oo, her gün çıkıyor öyle büyük soygun diye manşet ama kimsenin umurunda değil. Boş versene sen ya. Ya amatör amatör soyuyorum ya, size ne ya? Boş durmuyorum işte, elim ayağım tutarken çalışıyorum. Kim bu ya? Ünlü sanayicimiz Rafet Bey. Gene geldi. Neyse biz işimize bakalım. Şu elinizdeki silah sahici mi? Yok yalancı tabii sahici. Ayrancı ayranım ekşi demez tabii. Bir bakabilir miyim? Ben biraz anlarım. Ya manyak mısınız siz kardeşim ya? Biz her önüne gelene inanmayız. Alıştık soyguna. Yahu kardeşim niye bir soykart çıkartmıyorlar? Her soyguncu alır bir tane. Akşamları makinelerde görürler işlerini. Hem onlar yorulmaz hem de biz. Ama resimli olmalı ki soyguncu kaybederse bir başkası soymasın. Çok doğru söylüyorsun. Böylece bizi de meşgul etmemiş olurlar. Ya susun be adam ya. Ya susun ya. Allah. Ya bırakın da ağız tadımla bir soygun yapalım ya. Benim havalem ne olacak peki? Ya ben şimdi kendi derdimdeyim ya. Hadi sökülün bakalım lan paraları. Hop. Sen ne yapıyorsun orada? Ay hiç. Hani polis arasam ne olur acaba dedim. Yani arayacağımdan değil de mesela. Ne oldu? Aradığınız istikamete doğru bütün hatlar doludur dedi. 10 dakika sonra bir daha arayacakmışım. Bekler misiniz 10 dakika? Ya manyak mısınız siz anam ya Allah Allah ya. Hiç de korkmuyorlar şunlara bak ya. Size söylemiştim daha önce. Biz soyulmaya alışkınız. Ne yani her gün soyguncu mu geliyor buraya? Tabii. Bakın şimdi bir tanesi işte yine kapıdan giriyor. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhabalar. Merhaba Niyaz Bey. Merhaba Niyaz Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba. Bu ne biçim soyguncu ya? Siz çok çağ dışı kaldınız kardeşim. Artık bu işler sizin yaptığınız gibi olmuyor. Şimdi Niyazi Bey bankamızdan 200 milyar krediyi çeken ve her bayramda bize İsviçre'den kart atan. Artık sizin yaptığınız soygunlar mazide kaldı, mazide. Hop! Nereye kardeşim hop! Soygunu yapmadın. Yok anam yok, vazgeçtim. Ben gideyim kurs falan bir şey alayım. Yoksa bu adamlarla baş edemeyiz biz. Olacak o kadar televizyon haber merkezinin hazırladığı haberleri sunduk. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Niyetimiz kimseyi kırmak değildir. Şurdakini buraya koymak değildir. Arada bir zülfiyare dokunduk. Tam yerine rast geldi manzara koyduk. Arada bir zülfiyare dokunduk. Tam yerine rast geldi manzara koyduk. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar.
Bu nerede kalmış sen? Hele karı geç içeri, sonra anlatırım. Kapı kapı. Saat kaç olmuştur? Nerede kalmış sen? Yolda pusuya düşmüşem. Lahar akşam pusuya düşürsen eve zamanında gelirsen. Niye bu akşam geç gelmişsen? La karı, bu akşam biraz kalabalık saldırmışsın. Kendimi müdafaa etmek mecburiyetinde kalmışım. Ellerinde ancak kurtulmuşsun. Ya baba, hiç dikkat etmiyorsan. Her gün pusuya düşürsen yemekler soğur. Baba, her gün pusu vardır. Cumartesi, pazar ve bayram günleri tatildir. Hadi yemek yiyek. Evin taranma saati gelmiştir. Şu resmi indiren hele. Oh. Şükürler olsun. Allah'ıma bir şükürler olsun. İyi ki geldi iyi. Şehirliler gibi masada yesek yanmışızdık. Ben şu resmi asam gene. Ben de kahveye giderken camcıya söyleyin gelip camları toksun. Bizim köyde en iyi camcılıktır. Ben büyüyünce camcı olacağım baba. Hala kurban, camcı olmak kolay değildir. Mafya vardır camcılıkta. Hadi eyvallah. Hala kurban, sarıların rızana mı gittin o? Ya kahveci, bu herifi buradan kaldır, ben ayağına dolanayım. Ya nerede bu kahveci? Ay belki vurulmuştur lo, karnileri vurmuştur. Deme ya, belki bize kim hizmet varacak? Hele gel lo, karşıma otur ki pişti oynayak. Sabahtan beri karşımda oturan üç kişi de vurulmuştur. O da kullanmıştır pişti oynayacak. Selamun aleyküm hanımefendi. Aleyküm selam. Nasılsın, iyi misin? İyi, sağ ol. Selamun aleyküm. Kes lo. Hadi doğat bakalım lo, kağıtları. Ulan şu radyoyu bırak kızım lo! Kim gitmiştir? Yok kimse bir yere gitmiyor, sadece pişti olmuştur. Hala korkacak bir şey yoktu. Selamun aleyküm ağalar. Ve aleyküm selam. Komiten hayırdır? Evukat işlenmişti, oraya gidiyoruz. Bizim köyde son 3 günde 35 kişi vurulmuştur. Bu et dediğin bu midir? Sizinkisi kan davası canım. Seninkisi nedir? Komşu köyde teröristler 2 kişiyi vurmuşlar. Ha seninki önemlidir. Gel komitene bir çay ver. Hadi eyvallah. Nerelerdesin kurban? Gel hele bir sarılayım. Selamun aleyküm kurban. Özlemişim hele gel. Ula erbe kuvvetli selam vermişem yıkılmıştır. Hele merhaba Memo ağa. Merhaba kurban. Canlı babam. Hele hafif selam verince de Arif yaralanmıştır. En iyisi selamı sabahı kesmek. Hay Allah. Sen gecikince vuruldun sanıp Durmuş'a haber göndermişem lo. Ne haberi? Bilirsin, Durmuş da beni isteyip dururdu. Sen vurulunca ben de yalnız kalmayayım dedim. Hele namussuz karı, çekil Arif'in yanında. Ya hiç değilse 2 gün bekleyecektin. Ben bekleyecektim ama bu arada Durmuş da vurulurdu. Hele Durmuş da öylece oturuyor, hiç istifini bile bozmuyor. Bu işe bir çare bulak. Eşyalarımızı toplaya gider İstanbul'a yerleşecek. Bu kan davasının sonu poktur. Ali Rıza ailesini toplayıp İstanbul'a kaçtı. Biz şimdi onları orada bırakıp bir de kovalayanlara bakalım. Artık Ali Rıza ailesi İstanbul'da kurtuldu mu kurtulmadı mı bilemiyoruz.
Aha budur. Anı jandarmalar götürüyor. Hemen bura. Sus la. Salak. Önce bir anlayak nedir. Yürü. Ya kurban, nereye götürüyorsunuz bunu? Siz yakını mısınız? He. Biz onu vuracaktık da. Sus la. Salak. Ne olmuş bu çocuğa? Sırasının üstüne savaşa hayır yazmış. Ana. Kötü müdür o? Sen deli misin? Yandı bu. En aşağı 20 sene yer. Ana. Lan İbrahim. Zaten ölmüş bu. He. Lan. Anangil nerede? Anam iki telide gece konduda. Ya o anne. Anasını ne diyecek? Sen sus lan. Salak. Lan İbrahim. Büyük şehir bizden önce davranmıştı. Bari gidek anasını vurak da gücümüzü alak. Yürü la. Dikkat dikkat! Bulunduğunuz evi derhal boşaltın. Bu size son ihtardır. Çıkmazsanız evi başınıza yıkarız, haberiniz olsun. Ya o hani? Burada ne bekliyik? Lan salak! Pusuya yatmışık. Şimdi karı çıkacak, biz de onu vuracağız. Evini ocağını başına yıkacağız değil mi? Hayır! Dikkat dikkat! Bulunduğunuz evi derhal boşaltın. Bu size son ihtardır. Boşaltmazsanız evi başınıza yıkacağız, haberiniz olsun. Ensiz varsın canım. Ya o hani, biz hep geç kalıyık be. Baksana, büyükşehir hep bizden önce davranıyor. He ya, lan karının evini ocağını başına yıkacaktık. Onlar bizden önce davrandılar. Evsiz barksız kaldım, yersiz yursuz kaldım sokaklarda. Allah cezanızı versin evi. Lan bacı, niye yıkıyorlar evini ocağını? Yıkıyorlar ocağımı, görüyor musun? Senin kocan yok mu? Vardı, fabrikada çalışıyor, gelemiyor. Hangi fabrikada çalışıyor? Kartal'da. Görür müsün? Görür müsün? Evsiz barksız kaldım, yersiz yurtsuz kaldım. Allah cezanızı versin. Yahu anne şimdi ne edecek? Aha bunların işi tamam. Bize kocası kalmıştır. Gidip onu vurak. Biraz çabuk olak, bu büyük şehirden benim gözüm korkmuştur ha. Bunlar ne kadar görmüşsünüz lan? Ne lan? Ey gibi grevleri bana, kocaman grev diye yazmışlar. Lan salak! Belki mi grev tehlikeli bir şeydi? Görmüyor musun? Bazı evlerin kapılarında da dikkat köpek var yazıyı. Yürü lan! Çekil çekil şöyle, dur. Dur hele! Oha! Ali Rıza orada oturuyor ha! Ama durumu hiç iyi gözükmüyor. Gözü torpağa bakıyor. Yürü! La Ali Rıza, ne oldu sana lan? Konuşamaz o, 5 gündür açlık grevindeler. O ne olan ki? Yani 5 gündür bir şey yemiyorlar. Yazık ya o, adam kanlımız manlımız ama ölüden beter olmuş baksana. Lan İbrahim, yürü gidelim. Ana, vurmayacak mı? Lan oğlum, büyükşehir vuracağı kadar vurmuş zaten bunlara. İstanbul'da yaşamak cezadır, biz vurup da kurtarmayak. Reklamlardan sonra olacak o kadar devam edecek. Bekleyin anacığım. Olacak, olacak, olacak o kadar. 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 Hoş Kerman, kocan geldi ben. Hoş geldin kocacığım. Hoş bulmadım. Niye? Benim ben olduğumu nereden biliyorsun? E ben kim o dedim. Sen de kapıdan aç ben kocan dedin. Ben de bir
an için düşündüm. Dedim ki, he Keriman dedim. Senin bir kocan var. Bunun ismi Tahir dedim. Bu ses de onun sesine benziyor. Hemen kapıyı açmalısın dedim. Nasıl iyi düşünmüşüm değil mi? Çok iyi düşünmüşsün. Yeryüzünde iyi düşünen bir sen varsın. Ben olmayabilirim. Ben kılığına girmiş bir anarşist olabilirim. Benim kılığımda bir sapık olabilirim. Allah muhafaza elektrik, su tahsildarı vesaire olabilirim. Bu durumda sen de beni görünce mor olabilirsin. Öyle değil mi? Çok haklısın kocacığım. Bir daha kapının gözünden bakarım. Kapının gözünden bakınca gözün ne hale geliyor biliyor musun? Gel bak. Bak. Gel buraya bak. Gözün ne oluyor biliyor musun? Ben dışarıdan senin gözünü böyle tekerlek gibi, dana gözü gibi görüyorum. Öyle mi? O zaman şaşırıyorum acaba bu göz benim karım mı diye. Sayın seyircilerimiz. Keriman. Şimdi hava durumunu veriyorum. Kim bu kadın? Önümüzdeki 24 saat içinde. O senin annen. Annem mi? Karadeniz bölgesinin yağışını geçecek. Gel bakayım. Hava sıcaklığı gündüz 11, gece 22 derece civarında olacak. Karadeniz bölgesinde hava açık, çok gündüz. Ben bu kadından çok şüpheleniyorum. 22, gece 22. Peki onun karşısında ciddi ciddi konuşan bu kadın kim? O haber spikeri Tahir'cim. Televizyondan konuşuyor. Haber programı. Eylem programı olabilir. Dinle bakalım ne diyor. Hava sıcaklığı gündüz 11, gece 22 derece. Yarınki hava durumunu söylüyor. Parçalı bulutlu 22 derece olacak. Şifre. İşaretleşiyorlar. Hanımefendi, kimliğinizi görebilir miyim? Kimliğinizi diyorum görebilir miyim? Kıpırdama. Hayırdır oğlum? Yoksa nüfus idaresinden bir şey mi oldu? Kimliğim yanımda yok. Bu saatte salona kimliksiz çıkılır mı? Kapıyı açma. Delikten bakma. Kim o? Kapıyı açın polis. Ben anarşistim diyecek hali yok ya. Aferin akıllandın. Ne malum polis oldun? Kapıyı açın. Polis dedim. Hakkını helal et. Neden kapıyı geç açtınız? Neye bakmıştınız? Hüviyet kontrolü yapıyoruz. Hüviyetlerinizi göreyim. Nasıl bir şey bakmıştınız? Neden bakmıştınız? Şimdi ben sizden şüphelendim. Sokağın başındaki Fransız konsolosluğunda François Mitterrand akşam yemeği yiyecek. Güvenlik önlemi olarak bütün evleri arıyoruz. Hüviyetlerinizi göreyim. Ben az önce görmüştüm, size anlatayım. Bir de ben göreyim. Davranışlarınızdan şüphelenmeye başladım. Şimdi ben sizden iyice şüphelenmeye başladım. Ben ikinizden de şüphelendim. O halde hepimiz aynı anda hüviyetlerimizi çıkarıp birbirimize uzatalım. 3, 2, 1. Siz oradan mı bekleyeceksiniz? Evet, konuk başkan gidene kadar her evin kapısında bir memur arkadaş bekleyecek. Şüpheli durumlar için. Memur bey, biz şüphesiz bir aileyizdir. Ondan hiç şüpheniz olmasın. Ona ne şüphe? Madem öyle, bu kadın kim? Burada ne yapıyor? O kadın bizim annemiz. Örgü örüyor. Biraz evvel de televizyon seyrediyor. Ya, demek örgü örüyor. Neden burada örüyor? Burası örgü ev mi? Eğer burası örgü evi ise bu kadının örgü arkadaşları var mı? Varsa kimler? Ayrıca bu kadın hanginizin annesi? Eğer ikinizin de annesi ise siz ikiniz kardeş misiniz? Sana söylemiştim. Bu kadını huzur evine yatıralım diye. Bak başımıza ne işler açtı. Kapı açık görmüyor musun? Farkında değilim. Bu evin aranması lazım. Başkanın kravat yiyesi kaybolmuş, çalınmış olabilir. Ne yapalım ayol biz, iğneyi, deli mi ne? Susun. Söyleyeceğiniz her şey mahkemede aleyhinize delil olabilir. Bu memlekette her şey olabilir. Üstelik yalnız burayı değil, her yeri arıyoruz. Olay sırasında neredeydiniz? Ben buradaydım. Olay neredeydi? Peki tanığın var mı? Var. İşte bu polis. Olay sırasında kapının aralığındaydı. Bir dakika şimdi, polisi bu işe karıştırma. Başka tanığın var mı? Var. Karım Keriman. Vay! Demek suç ortağın bu kadın. Akrep Keriman. Evet. Ben de yüzbaşı Tom Mix. Amirim! Burada oturan kadının elinde yasa dışı şişler var amirim. Büyük bir ihtimalle ruhsatsız olup yine yasa dışı bir örgü için kullanılmış. Ya bunların kravat iğnesinden ne ilgisi var? Ben anlayamadım bu işini. Kravat iğnesiyle ilgili bildiklerini sen anlat bakalım. İğne nerede? Nereye sakladınız? Ben bundan muhatap olmak istemiyorum. Sen anlat. Sayın abi, ta köşenin başında konsoloslukta olan adamın iğnesinin bu ücra evde ne işi var? Ne dedin sen? Ne dedin ha? Ne evde? Ücra. Hücre evde ha? Kuş kullanmakta nasıl haklıyım? Akrep Keriman'ın hücre evi nihayet elimize geçti. Yürüyün bakalım merkeze. Sallanmayın. Bu gece iğne hırsızı 40 şüpheli aileyle birlikte siz de ifade vereceksiniz. Yürüyün bakayım. Geç. Geç. Haftaya perşembeye buluşmak üzere. Beni ve Mahmuri'yi özleyin anacığım. Bye. Hadi bye yap Mahmuri.
seyret, tekrarı yok bunun. İşimiz muhabbet, efkarı yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola. Tutmasını biliriz de kemiği yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola. Tutmasını biliriz de kemiği yok bunun. Olacak, olacak, olacak o kadar. 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 Geldi manzara koyduk. Arada bir zülfiyare dokunduk. Tam yerine rast geldi manzara koyduk. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar.